Olacak iş değil ama yurt dışından ambulans diyerek getirdikleri lüks araçları yasa dışı yollardan satıyorlardı. Milyonlarca liralık vurgun yapan çete polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Burası lüks, milyonluk araçların satıldığı bir otogaleri değil, burası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkı. Kaçak oto çetesi bu lüks araçları ambulans olarak gösterdi, iddialara göre milyonluk vurgun yaptı. Galericiler değeri milyonları bulan araçları yurt dışından getirdi. Türkiye'de 6 ay kalma hakları vardı ama tam da o an buldukları şeytani yöntem devreye girdi. Galericiler aracın devrini yaptırmak için bazı kişileri buluyorlardı. O kişiler de genellikle ya işsizdi ya da çeşitli borçları vardı. Daha sonra Fatih'te daha önce anlaştıkları notere gidip şasi numaralarını değiştirip aracın tescilini yapıyorlardı ve o lüks araçlar ikinci el araç olarak satışa hazır hale getiriliyordu. Ortaya çıktı ki galericiler vergisini ödememek için o araçları ambulans olarak kaydediyordu. İşte kaçakçılık polisinin ele geçirdiği o lüks araçlardan bir tanesinin içindeyiz şu anda. Normalde bu aracın piyasa değeri 2 milyon lira ancak galericiler bu aracı yurt dışından ülkemize ambulans olarak getiriyorlar. İşte bu nedenle vergi vermiyorlardı. İşte daha sonra bu aracı ucuz yolla müşterilere satıyorlardı. Ancak kaçakçılık suçlarıyla mücadele polisi takipteydi. 22 şüpheli 20 milyon değerindeki 15 lüks araçla yakalandı. İşte o kaçakçıların Türkiye'ye soktuğu diğer lüks araç, bu aracın da piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon liraydı. Bu araç da yine ambulans olarak Türkiye'ye sokulup burada vergi verilmeden piyasa değerinin çok altında satılıyordu. Yani düşük maliyete çok kar ediliyordu.